Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'daki ilk gününde yoğun bir toplantı mesaisi yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la iki kez görüşen Erdoğan günü böyle tamamladı. O görüşmenin ardından konuşan Stoltenberg ise Türkiye, İsveç ve NATO'nun anlaştığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. 11 ila 12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'nin arifesinde yoğun mesai harcanan İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili gelişmeyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg duyurdu. Stoltenberg zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson'la 3 saat içinde 2 kez görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ilk üçlü görüşmenin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geldi. Daha sonra ikinci kez Erdoğan, Stoltenberg, Kristersson görüşmesi gerçekleşti. O görüşmeden dakikalar sonra NATO Genel Sekreteri kameralar karşısına geçti ve Türkiye'nin İsveç'in NATO sürecine yeşil ışık yaktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun en kısa sürede olacağını açıkça belirtti. Elbette parlamentoya düşen süreç nihai onay olacaktır. Bunun için kesin bir tarih veremem ancak Erdoğan'ın sözleri açık taahhüttü ve bu sürecin en kısa sürede gerçekleşeceğini açıkça söyledi. İsveç'in üyelik teklifinin tamamlanmasını tarihi bir adım olarak niteleyen Stoltenberg, yeni anlaşmanın detaylarını da açıkladı. Türkiye ve İsveç bugün yeni bir ikili güvenlik anlaşması oluşturma konusunda mutabık kaldılar. NATO da bu alandaki çalışmalarını önemli ölçüde hızlandıracak. İlk kez NATO'da terörle mücadele özel koordinatörlüğü görevini kuracağım. İsveç'in NATO'ya katılımını tamamlamak, bu kritik dönemde tüm NATO müttefiklerinin güvenliğine fayda sağlayan tarihi bir adımdır. Hepimizi daha güçlü ve daha güvenli yapar. Stoltenberg, Avrupa Birliği üyesi olarak İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini, vize serbestisini ve gümrük birliğinin güncellenmesi çabalarının da destekleneceğini söyledi. Bu açıklamadan kısa süre sonra zirve için Litvanya'ya ulaşan bir başka isim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan memnuniyet açıklaması geldi. Biden, Avrupa Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığın artırılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmaya hazırız ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. İsveç Başbakanı Kristersson'dan da bir açıklama geldi. Kristersson, Türkiye ve Finlandiya ile varılan üçlü mutabakatın tüm maddelerini yerine getirmeye devam edeceklerine söz verdi. Yaşananları aktardık, bu görüşmeyi aktardık. Görüşme sonrası Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı meclise götüreceğini açıklamıştı. İsveç'in ise gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Şimdi bu yaşananları, bu kararı konuğumuz Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı, Emekli Hava Pilot Kor General Doktor Erdoğan Karakuş'la konuşacağız. Sayın Karakuş, iyi geceler, merhaba. İyi geceler efendim. Şimdi iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belli başlı talepler vardı fakat bu taleplere karşılık İsveç'in attığı adımlar yeterli de değildi aslında. Gelinen son noktada niçin tutum değiştirdik? Bu karar meclisten geçecek mi? Nasıl yorumlarsınız bu yaşananları? Şimdi ben bakın cuma günü, pazartesi günü benim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda efendim evet konusuna gireceğini, meclise onaylatmak için sunacağını söyledim. Cuma günü 17.30-18.30 arası Haber Global efendim Sayın Mine Sarı'nın programına bakınız. Bakın bunu ne için söyledim. Şimdi cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı bazı konulara değindi. Bu konuyla ilgili, terörle ilgili. Onun söylediği şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı, NATO ittifakının özü karşılıklı güvenin tesisidir. Bunda kimsenin bir itiraz edeceği bir durum yok. Ama hemen ardından gelen cümleye bakınız. NATO ittifakının
bazı üyelerinin, İsveç'ten bahsetmiyor bakın, daha NATO üyesi değil ki, İsveç'ten bahsetmiyor. Efendim Finlandiya'da işte hani kabul ettik de ondan da bahsetmiyor. Ülkemiz aleyhindeki yürütülen kampanyalarını esefle karşılıyoruz. Yani bir defa NATO ülkelerine bakın, sadece İsveç değil bu işi yapan, sizlersiniz. O yüzden biz İsveç'le ilgili konuda efendim daha yakın bir noktaya getirmek istiyoruz işi manasındaydı. Ben bunu efendim buradan çıkardım. Bunun yanı sıra bakın biliyorsunuz Macaristan demişti ki bundan daha evvelki günlerde. Ne demişti Macaristan? Efendim biz sonbaharda bu işi görüşeceğiz dediler ilk evet. önce. Fakat daha sonra ne dediler biliyor musun? Kalkıp şunu söylediler Macaristan. Efendim biz dediler Türkiye'nin aldığı kararın aynısını uygularız. Evet. Bir defa Macaristan dolayısıyla bize bağımlı olduğunu söyledi. Bütün bunları birleştirerek Cuma günü onu söyledi. Şimdi bakın bu olay şekilde Türkiye'nin beka meselesi neyle ilgili? F-16 ile ilgili. Bugün Türkiye'de bakıyorsunuz birçok kişi efendim Türkiye işte PKK'yı yurt içinde bitirdi. Doğru, yurt içinde bitirdi. Efendim 2023 yılında efendim Irak'ta, Kuzey Irak'ta bitirecek. Tamam, doğru. Peki Suriye'nin doğusunda 60-70 bin civarında efendim 15 milyar dolarlık malzeme, silah, teçhizat almış. Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasındaki PKK'yı ne zaman bitirebiliriz? Ancak güçlü olursak bitiririz. O yüzden Türkiye'nin milli muharip uçağının efendim belirli miktar üretilmesine kadar geçecek zamanda özellikle hava gücü açısından sıkıntısı var. Bunu söylüyoruz. Devamlı surette de biz hani hedef göstermiyoruz ama bir şekilde tehdit kabul ettiğimiz bir ülke var Yunanistan. Çünkü Akdeniz'de Libya konusunda efendim işte malumunuz Kıbrıs'la ilgili konularda devamlı surette bir sürtüşme, Ege'de bir sürtüşme konumunda olduğumuz bir ülke var. Bu ülkede ne yapıyor? En doğru hareketini yapıyor kendisine göre. Ne yapıyor? Gidiyor Rafale uçağı alıyor. 16.'yı daha 2 gün önce al. 16 tane Rafale, 24 taneye tamamlanacak. Bu arada bizim işte almak istediğimiz blok 70 uçakları bilfiil Amerika Birleşik Devletleri'nden modernize edilerek gelmeye başladı. Veya Yunanistan'da bir kısmı efendim bir şekilde modernize edilmeye başladı. Şimdi bu ortam içerisinde Türkiye'nin 5 yıl kaybı oldu. Şunu açıkça söylüyorum. Şimdi 4 yıl önce malumunuz F-35'lerle ilgili soru çıkıp da bize ambargo konunca F-35'lerle ilgili ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından sonra ben birçok televizyonda şunu söyledim. Trump gitmeden, Biden gelmeden, gelebilir o zaman daha seçim bitmemişti ama Biden gelmeden Türkiye'nin en azından 200 civarında F-16 alması gerektiğini, Türkiye'nin buna mutlak ihtiyacı olduğunu, hiç olmazsa eski F-16'ları çok daha ucuza alırsınız, onları da modernize edebiliriz diye söylemiştim televizyonlarda. Fakat o sıralarda çok fazla bir kıymetlendirme yapılmadı. Ama daha sonra Milli Güvenlik Kurulu bunun beka sorunu olduğunu ve o yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 tane yeni blok gitmiş ve onun yanı sıra da biliyorsunuz 80 civarında modernize kiti alınması kararı alındı. Şimdi onu neye bağladı Amerika Birleşik Devletleri? Dedi ki işte Finlandiya, İsveç'i NATO'ya kabul edersen
Ondan sonra bu iş tamam. Sayın Karakoç, tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması konusunu bir süredir kamuoyuna açık şekilde desteklediklerini bildirdiklerine dair bir söylem var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuoyuna açıkladığımız gibi özel görüşmelerde de onlara söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup kongre üyesi var ifadelerini kullandı. Yani İsveç'in NATO üyeliğiyle ilişkilendirmediklerini mi söylüyorlar bu açıklamada? Yani bu açıklamaya katılır mısınız? Yani şimdi tabii Dışişleri Bakanlığı Biden falan kalkıp da efendim biz işte İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul edin biz de F-16'ları verelim derler mi? Ama demedikler halde biz bunun öyle olduğunu biliyoruz. Şimdi ben bu konuda da şunu söylemiştim zaten. Sayın Cumhurbaşkanı efendim desin ki Amerikan Kongresi efendim F-16 ile ilgili madem bağlı değil, birbirine bağlı değil, biz İsveç'i daha kabul etmeden efendim önce kongre kalksın, o zaman F-16'ların verileceğini Türkiye'ye efendim ifade etsin. Onlar karar alsın. Yani biz de diyelim ki ha tamam, bu demek ki İsveç'le değilmiş, irtibatlı değilmiş diyelim. Onun üzerine biz de İsveç'i kabul edelim. Yani edersek, yani onu öyle değerlendirelim diye bunu söyledim ben zamanında. Onu demek istiyorum şimdi. Evet. Bakıyorlar ki İsveç konusu kabul oldu. Efendim biz açık bir şekilde Türkiye'nin F-16 konusunu destekliyorduk hükümet olarak. Hükümet olarak desteklediklerini gösterir bazı hareketler yapmış oldular ama gerçekten ne kadar destekledikleri ortada. Eğer gerçekten hükümet olarak desteklemiş olsalardı. Tabii onlar da malumunuz seçime hazırlanıyorlar. Bu işler seçimde bir şekilde oy kaybı yaratmasın Türkiye'ye verilecek olan F-16'lar diye. Bakmayın siz orada birkaç tane biliyorsunuz Papaz falan var, Menendez var. Evet. Onları da efendim bir yerde araya sürerek efendim bakın işte biz aslında hükümet olarak vermek istiyoruz ama NATO'nun güçlenmesi için mutlaka bu şart ama arada işte böyle efendim parazit yapanlar var falan. O amalar hiç bitmiyor Sayın Karakuş, öyle değil mi? Hiç bitmez efendim. Bakın ben 1965-64'ten beri Amerika Birleşik Devletleri ile bütün bu çatışmaların arasında bulunan birisiyim. Bugüne kadar bakın işte 60 yıla yaklaştı. Evet. 59. yıl bu sene. 59 yıldır biz mücadele veriyoruz. Efendim evet. Ülkenin vatansever subayları, yaz subayları, efendim uzmanı neyse ne kim varsa mücadele veriyor. Ve bu mücadeleyi maalesef bir şekilde destekleyen de var, baltalayan da var. İçimizden de baltalayan olduğu için biz bu kadar başarıyı bir noktaya getirmekte sıkıntı çektik. Bakın söylüyorum 60 yıl oldu. Hı hı. 60 yıl işte 1964'te Kıbrıs'a efendim 64 uçakla bizim mücadele için gönderdiğimiz işte malumunuz Türk soylularını orada katliama uğratmaları evet. söz konusuydu. Ve 64 uçakla müdahale ettiğimizde Amerika Birleşik Devletleri Johnson mektubuyla efendim bizi durdurmaya çalıştı. Efendim bizim uçaklarımızı hiçbir zaman için Sovyetler Birliği dışında hiçbir yere kullanamazsınız. Böyle bir ortamla karşılaştığında aklı başına geldi Türkiye'nin. Peki, o günden şimdi bugüne kadar da mücadele ediyor. Şimdi bir başka konu daha var böyle uzun zamandır beklediğimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya hareket etmeden önce düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım demişti. Fakat geride bıraktığımız gün bundan önce İsveç'in NATO üyeliğinin kabulü için kararın meclise götürüleceğini öğrendik. Peki acaba bundan sonra 50 yıldır Avrupa Birliği üyeliği için kapıda bekleyen Türkiye'ye kapılar açılır mı? Bunun için somut bir adım görür müyüz? Ne dersiniz? Şimdi bu işler mücadele meselesi. Hani önce siz de tabii ki Türkiye içerisindeki efendim Avrupa Birliği ile ilgili sorunları halledecek bir noktaya da taşımanız gerek. Tabii. En önemli konu bu.
Yani Türkiye içerisindeki yasaların uygulanması, efendim bazı Avrupa Birliği ile çünkü birçok anlaşma yapmış konumdasınız. O anlaşmalara uyma konusunda da Türkiye'nin gayretleri olduğu takdirde ve Türkiye güçlendiği takdirde, bakın tekrar ediyorum, Türkiye güçlendiği takdirde bu F-16 alınması Türkiye'nin güçlenmesidir. Tabii. Şimdi hep onu söylüyorum. Bakın bazıları kendilerine göre bir düşünceye sahip. Efendim işte yurt içinde evet PKK'yı bitirdik, doğru. Efendim özellikle İHA'ların ve SİHA'ların devreye girmesi görme imkanımızı sağladı. Türkiye'de zaten hava kuvvetlerinin vurmasında bir sorun yok. Vurulmaları da kolaylıkla liderleri konumundakileri vurma imkanına sahip olduğumuzdan elbette ki yurt içini hallettik. İşte 2023'te de Kuzey Irak'ta efendim terörle ilgili mücadelede çok büyük başarıya ulaşacağız, ona inanıyoruz. Tamam, mesele yok ama Kuzey Irak'ta neresi var biliyor musunuz? Efendim bir fiil hemen Birleşmiş Milletler'in koruması altında olan PKK'nın kuluçkası olduğu yerler var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Irak'ta. Şimdi bunlara müdahale edemiyoruz. Aynı şekilde Suriye'de Amerika'nın korumasındaki yerlere müdahale edemiyoruz. O yüzden siz güçlü hale geleceksiniz ki size tehdit olan Yunanistan'a, Ermenistan'a karşı efendim daha güçlü hale geldiğinizde işte o zaman oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir gün işte önünü kesecek güce erişmeniz lazım. Bu da milli savunma sanayisinin mücadelesiyle oluyor. Bu konuda ilerlemeyle oluyor. Onu söylemek istiyorum. Siz ilerledikçe Avrupa Birliği de mecbur kalacaktır sizinle efendim daha iyi ilişkiler içerisine girmeye Avrupa Birliği. Yani şimdi bir defa bakın şunu söyleyeyim ben size. Ben işte 50 yılı aşkın iktisatçıyım. Bir defa yapılması gereken işler basit. Enflasyonu düşüreceksiniz. Ondan sonra ihracatınız ithalattan daha fazla hale. Yani cari açık vermeyeceksiniz. Evet. Bütün bunlar için Türkiye'nin bütün insanı 85 milyonu savaş verecek. Yani birileri verip de öbürküsü vermemezliği söz konusu olamaz. Evet. Tabii ki bu işlemleri arttırırsanız ve bir noktaya gelirseniz işte en basiti bakın söylüyorum bizim en basiti savunma sanayi ihracatımız işte 6 milyar doları aşıyor bu sene. Tasavvur edin yani biz bunu zamanında söylediğimizde kimse inanmadı. Yani biz dedik ki bakın savunma sanayi altın gibi yani altın yumurtlayan affedersiniz tavuk gibi bir olaydır dedik. Yani devamlı surette gelir getirirsiniz. Ben İngiltere'de ateşelik yaptım, kıdemli askeri ateşelik. Orada gördüğüm şuydu benim. 1988 yılında British Aerospace'in bu özellikle havacılık, uzay ve diğer silahlı kuvvetlerle ilgili malzeme ve teçhizat üreten, silah üreten firması bir senede 27 milyar sterlinlik bir satış yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? 27 milyar sterlin 88 yılından bahsediyor. Onun için savunma sanayisinde ileriye gitmediğiniz takdirde ve bir noktaya çıkmadığınız takdirde sizinle dost olmaları da pek mümkün değil diğer devletlerin. Neden değil? Çünkü güvenliğini sizden sağlamak istiyor. Sizden tank almak istiyor. Sizden efendim gemi almak istiyor. Denizaltı almak istiyor. Uçak almak istiyor. Bunları eğer siz temin ederseniz onlar size yaklaşıyor. Biz bunu efendim işte bir yerde Yugoslavya'nın dağılmasında da gördük. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra da yaşadık biz bunları. Hepsinin içerisinde gördük. Herkes bizden efendim uçak istiyordu. Bizim uçağımız yoktu ki o zaman. Onu söylüyorum. 1990'da evet. Bizim ürettiğimiz uçak mı vardı? Bütün fabrikalar, Atatürk'ün kurduğu fabrikalar 1940'ların sonunda 50'lerde kapatılmış. Biz bir düşünün 1934 yılında efendim işte bir ayda 6 tane savaş uçağı üretiyoruz Kayseri'de. Düşünebiliyor musunuz? Yerli ve milli 1934 ama sonuç yani işte belirli bir noktada havacılık da özellikle yani savunma sanayinin birçok noktasında olduğu gibi havacılıkta bir şeye ara verirseniz yakalamanız mümkün olmuyor. Yani şimdi nereye geçmiş oldu? Çipe geçti değil mi? Evet. Yani bugün her şey neredeyse çipe dayalı hale geldi.
Onu söylemek istiyorum. Yani her konuda Türkiye başkasına muhtaç olmayacak şekilde hareket etmesi, bu özellikle söylüyorum savunma sanayisinde ilerledikçe cari açığını neredeyse sıfırlayacaktır. Ona inanıyorum ben. Sayın Onu